Printek NoCut sulu transfer kağıdı ısı tabancasıyla kullanılır mı? Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün kısa bir video olacak. Birçok müşterimiz şimdiye kadar çektiğimiz videolarda hep fırın veya mikrodalga kullandığımız NoCut sulu transfer kağıdımızın ısı tabancasıyla kullanılıp kullanılmayacağını soruyordu. Onun için de bir video çekelim dedik. Ben size uygulamasını yaptım, videoya çektim bile. Birazdan göstereceğim. NoCut sulu transfer kağıdımızı her zamanki gibi ok yazıcımızdan çıktıya aldım. İki tane yaptım. Kağıt üzerinde de görebilirsiniz. İçine şeker bir Printek yazısı koyduğumuz single line, yani tek çizgi Galata Kulesi silüeti yaptık kadehimize. Bu arada bu kısa bir video olacak ama aslında ikinci videonun girişi gibi düşünün. Kalanlarla da haftaya çok güzel sürprizlerimiz var. Evet, bardak zaten elimde hazır. İsterseniz direkt uygulamasına geçeyim. Uygulamasından sonra da haftaya yapacağımız ürünlerden bahsedeyim. Kağıdımızı kabaca etrafından kestik. Suya batırıyoruz. Onun hafif ayrılmasını bekliyoruz. Onun ayrılmasını beklerken izopropil alkolle bardağımızın yüzeyini temizleyelim. Daha güzel yapışır. Tutkalımızı çalkalıyoruz. Bakalım kağıdımız ne durumda. Daha oynamaya başlamamış. Azıcık daha bekleyeceğiz. Onu beklerken ne yapacağımızı anlatayım. Bu sefer ısı tabancasıyla yapacağız. Fönle de yapabilirsiniz. Isı tabancası biraz daha stabil ısı verip biraz daha kuvvetli olanı. Bakıyorum, tamam. Oynamaya başladı. Baş aşağı koyuyorsunuz ki bardağa denk gelecek film ıslanmasın. Daha doğrusu kurusun, su kalmasın. Şimdi bardağın üzerine tutkalımızı sürüyoruz. Şeffaf olduğu için görmesi çok kolay olmuyor. Fazla olmasının sakıncası yok. Sileceğiz zaten. Böyle güzelce her yerine gelmesi önemli. Ben fırçayı tekrar içine koyuyorum ki kurumasın diye. Kuruyunca sertleşiyor. Şimdi nereye tutkal sürmüştük? Buraya sürmüştük. Şu şekilde kaydırarak malzememizi, kağıdımızı alıp baskımızı aktarıyoruz. Şu anda bir süre bunu oynatabilirsiniz. Birazdan oynamamaya başlayacak. Aslında doğrusu ragle ile yapmak, biliyorsunuz. Demin ragleyi bulamadım. O yüzden şimdi videoyu da çekmek istiyordum. Elle yapıyorum. Ama elle ne kadar doğru olur artık şimdi göreceğiz. Yamulmasın. Bir kağıt parçası kullanayım bari. Şurada bir ıslak mendilimsi bir şey vardı, kurumuş. Çünkü bu içindeki bütün su ve havayı dışarı atmak çok önemli. Kabarcık yaparsa baskınız bozulur. Düz olmuş mu? Olmuş. Bakıyorum. Tamam, yapışmamız gayet güzel oldu. Şimdi geldik kurutma faslına. Şöyle kağıdın üzerine koyayım. Kademe kademe yapacağım. İlk başta ya da dik koyayım. Çok hızlı başlamayın, kabarcık oluşur. Birinci kademede uzaktan bir dakika falan şu mesafeden yapacağım. Sonra ikinci kademeyi alacağım ve sonrasında da yaklaştıracağım. Tahminen 3,5 dakika falan yeterli olacaktır. Şimdi ben de görmek için kronometremi başlatıyorum. Isıtalım. Çok yakından kurutmamanız gerek. Eğer film çok yüksek ısıya maruz kalırsa baloncuklar yapmaya başlıyor ve baskınıza zarar veriyor. 3,5 dakika kadar kademeli arttırarak ısıttık.
soğumasını beklememiz gerek. Şu anda bakıyorum. Şu anda çok sıcak. Soğuma işlemini hızlandırmak için suya da batırabilirsiniz ama camda hemen batırırsanız çatlar. Seramikler genelde kurtarıyor. Biraz bekleyelim, olmadı hızlandırmak için suya da batırırız. Şimdi bardağımızı elle tutabiliyoruz. Çatlamayacak kadar soğudu. Beklememek için suya batırıp daha hızlı soğumasını sağlıyorum. Kurulayalım. Yeterince soğuduğu için artık filmimizi kaldırabiliriz. Gördüğünüz üzere aktarım mükemmel oldu. Şimdi burada biraz tutkal artıkları kalıyor. Onun görüntümüzü kötü etkilememesi için izopropil alkolle silebiliriz. Şimdi bu seramik olsa, hatta üstüne bir kat daha ince tutkal sürüp ısıtalım derdim. O zaman, çünkü yıkama direnci daha da artardı. Ama bu yeni tutkalla açıkçası çok gerek yok. Şimdi fakat fırınlama taktiğinde ısıtırken buralar biraz sararmış, akan tutkallar olabilir. Fırınlama taktiğinde filmi çıkarmadan önce 100 derecede 10 dakika, filmi çıkardıktan sonra 180 derecede 15 dakika diyoruz ki iyicene yıkama direnci artsın. Şimdi onu ısı tabancasıyla deneyelim. Direkt ikinci kademe ısıyla başlayacağım. Biraz yıkama direncini arttırmak için fırınlamasını deneyeceğim. Daha önce ısı tabancasıyla bu işlemi yapmadığımız için deneme yapıyorum. Bir 5 dakika fırınlayayım bakalım. Fırınlayayım dediğim, ısıtayım bakalım ne olacak. İkinci kademede biraz daha az dikkat edebilirsiniz. Çünkü buruşacak bir film yok şu anda. Evet, bardağımız oldukça sıcak, çok da emmemek gerek. 4,5 dakika yüksek derecede ısıttım, bakalım ne olacak. Evet, uygulama işlemimiz bitti. Çok güzel oldu bardağımız. Yıkama direnci ne? Haftaya bu diğer bardakları uygularken yapacağım videoya kadar birkaç kere bulaşık makinesinde yıkayayım, test edeyim. O videoda size sonuçları da aktarayım. Biliyorsunuz fırınlayarak çok güzel, çok iyi bir yıkama direnci oluyor. Bakalım ısı tabancasıyla ne oldu? Haftaya ne yapacağız derseniz, değişik bir deneme yapacağım. Yine hiçbir özelliği olmayan bir espresso, Türk kahvesi fincanımız var. IKEA'dan almıştık galiba. Üzerine single line, boydan boya bir desen denemesi yapacağım. Hatta kulübün içine de gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir de estetik olarak ben genelde cam bardaklarda rengarenk çok sevmediğim için ya siyah ya altın gümüş renkleriyle numune yaptık. Beyaz toner olmadan CMYK yazıcıyla cam bardakta nasıl olur sorusu da çok geldiği için şu balığı da hazırladım. Bu cam bardağı haftaya basacağız. Son olarak da daha değişik bir şekil Türk kahvesi fincanımız var. Onun da hem tabağına hem kendine şöyle mini sulu boyamsı Star Wars desenleri var. Videoları seyrediyorsanız ne kadar takık olduğumu biliyorsunuz. Onları da bu sete yapacağız. Bunların yapımını kaçırmak istemezsiniz. Kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz videoyu yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.